Selam gençler. Evet. E, çok fazla gelen bir soruya cevap. Kaptan teknesini satıyordu. O iş ne oldu? Abi satamıyorum. Satamıyorum abi. Abi şu güzelliğe bak. Abi bak. Bak. Ortama bak. Bak. Bu ortama bak. Şimdi bak benim evimin bahçesi. Tamam mı? Bak evimin içi. Düzenim. Abi şuraya bak. Abi her şeyim burada. Şöyle güzel güzel ortamım. İçerisi serin, rahat, ferah. Kafama göre istediğim yemeği pişiriyorum. İstediğim buradan internetime giriyorum, filmimi izliyorum, yaşıyorum. Yani benim kaçabileceğim yer abi burası, kaçabileceğim tek alanım benim ya. Yani düşünsene ben Bodrum'da benim denizin üzerinde yüzen evim var arkadaş. Ya ben bunu nasıl satayım abi? Yani bir ara fiyatı indirdim dedim ki ulan birazcık böyle indirim yapayım. Çocuğum falan okulu okulu için Hani o parayı belki kullanırım ya da işte değerlendiririm falan. Sonra dedim ben ne yapıyorum abi ya? Ne yapıyorum abi ben bir daha satsam aynısını alabilecek miyim abi? Şu güzelliğin, abi şu güzelliğin aynısını alabilecek miyim abi? Bu yeri, yeri kaybedersem abi bir daha Bodrum'da. Bak ben değirmenlerin oradayım abi. Şurası değirmenler. Şu tepenin arkası Bodrum abi. Şurası Gümbet. Tamam mı? Abi ben burayı bir daha yakalayabilecek miyim abicim? Ben buradaki bu yerimi bir daha buradan alabilecek miyim acaba? Ha, para versen alamazsın. Abi bunun değeri şu anda e, bu teknenin fiyatı 40 bin euro değil yani. Değil. Ben 40 bin eurodan fazla buranın değeri benim için. Bir de manevi değeri var buranın. 100 bin euro. Yani. Nasıl satayım ben bu tekneyi şimdi 40 bin euroya? Burası benim için 100 bin euro. Yani. Baktığın zaman. Lan burası bir evden daha iyi ya. Baksana abi şu güzelliğe. Şurada oturuyorum. Tamam bak. Şöyle. Oh. Abi şöyle oturuyorum abicim. Kahvemi içiyorum. Ondan sonra bak manzaram şu ya. Ondan sonra gölgeliğimi takıyorum yukarıya. Canım isterse gidiyorum iki tane koyda. Güzel denize giriyorum. Yemeğimi yapıyorum. İçkimi içiyorum. Keyfime bakıyorum. Müziğimi dinliyorum. Abi nasıl bir kaçış noktasıdır bu ya? Bu, bu satılır mı abi? Dolayısıyla arkadaşlar ara sıra bana geliyorlar böyle ekonomik sıkıntılar yüzünden satayım matayım diyorum ama direnebildiğim kadar direneceğim ben buna. Yani bizim elimizden bu keyfimizi almaya çalışan bütün bu olumsuzlukların hepsine direneceğim. Bir şekilde elimde tutmaya çalışacağım. Haydi görüşürüz.